Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Jackson Hole toplantısı. Bununla ilgili konuşmuştuk zaten. Buradan gelen sonuçlar gayet bizleri memnun edecek şekildeydi. Yani Fed artık faizlerin indirilebileceğinin mesajını vermişti. Şimdi piyasalar neden kötü? Aslına bakarsanız çok piyasalarda çok riskli haberler yok. Fakat kriptodan yana biraz daha baskılanıyoruz. Mesela altına vesaire. Dövize baktığınızda yine yukarı yönlü hareketler var. Fakat kripto, daha doğrusu biz altını baz alalım. Altına baktığımızda yükselişler devam ediyor. Fakat dönüp kriptoya baktığımızda aynı neticeyi alamıyoruz. İşte burada neden altın örneğini veriyorum? Altın örneği de şöyle. Biraz Bitcoin ve riskli varlıklarla korele gittiğini biliyorsunuz. Elbette altın riskli varlık değil. Fakat enflasyonun düşmesiyle ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun düşmesiyle ilişkili olduğu için Bitcoin de aynı hareketleri yapıyor zaman zaman. Şimdi biz burada altının yükselişi devam ederken ya da altın buralarda duruyor. Fakat kriptoda niye biz bunu göremiyoruz? Yeni haberler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Ethereum kurucusu. Elinde yüklü miktarda, daha doğrusu Ethereum vakfı diyelim, yüklü miktarda bir Ethereum satışı yaptı. Bunun üzerine Telegram'ın kurucusu Fransa'da tutuklanmıştı. Şu an serbest kefaletle sanırım. Yine yargılanıyor. Fakat denetimli bir serbestlikte görünüyor. Bunlar üst üste geldi vesaire. En son gelen Nvidia bilançosu da göz doldurur biçimde gelmedi arkadaşlar. Aslında büyük etkenlerden biri buydu. Nvidia bilançosu da geldiğinde beklentilerin aslında gelen sonuç beklentilerin üzerindeydi. Fakat piyasa bunu tatmin etmedi. Çünkü daha çok bir bilançoda yükseliş görmek istiyordu arkadaşlar. Bunların arasında Bitcoin de tabii bir yol bulmaya çalışıyor. Burada çok büyük bir risk görmüyorum. Hani çok büyük bir risk barındıran bir haber de yok arkadaşlar. Fakat tarihsel olguya da baktığımızda Eylül ayları, Eylül'e doğru Bitcoin ve kripto paralarda bir zaten durağanlık her yıl mevcut arkadaşlar. Dönün tarihsel bakın, Eylül ayları hep böyle geçmiştir. Şimdi önümüzdeki süreçte en önemli olay Trump'ın gelip gelmeyeceği. Anketlerde bir öne geçiyor. Bir Kamala Harris öne geçiyor. Şimdi bizim önümüzde şu var. Gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi otorite kim olacak? Trump mı, Kamala Harris mi? Trump'ın gelmesi demek çok büyük olay demek. Kripto açısından, kripto paralar için çok büyük sürpriz olur. Sürpriz demeyelim de çok büyük gelişme olur. Çünkü yukarı yönlü hareket başlar. Kamala Harris gelirse Biden'ın politikalarını mı yürütecek? Ne yapacak? Bunu da net olarak bilmiyoruz arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyoruz. Fakat şu bir gerçek, umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. 4-3 yıldır beraberiz. 4 yılda beraber geçireceğiz. Ta ki Bitcoin ve kripto paralarda zararı olanların zararını çıkarana kadar, kriptonun ve Bitcoin'in istediğimiz seviyelere gelene kadar beraber olmaya devam edeceğiz ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.